Dorfelia'nın sunduğu ezber bozan başlıyor. Siz bu bütün olup biten hakkında neler diyeceksiniz ve birazcık Zerzeman Kalesi'nden ve bu Mitras Tapınağından bahseder misiniz? Evet, aslında Diyarbakır, hani bu arkeolojik kazılardan çok da nemalanmamış bir yerde ve Diyarbakır'la Mardin arasındaki bu 45. kilometre geniş bir alandadır bu Zerzavan Kalesi. Ee, ve bu kaleyle ilgili bir çalışmalar yapılmamıştı. Ve yazılı bir belge de yok aslında buralarla ilgili. Yani incelenmiş, yazılı belgeleri çıkartılmış bir yerde değil. Burasının ne olduğu ile ilgili 2014'te kazı başlatılıyor Dicle Üniversitesi tarafından. Ve biz kaleye bu şekilde hakim oluyoruz. Yani altında ne var ne yok henüz hiç kimse bir şey bilmiyor. 2014 yılındaki başlayan kazılar bu kale işte içindeki saraya benzetilen bir e, bina kalıntısı var. İşte 1200 metre kadar bir böyle sur yapısı var. İşte depolar var. Mesela tahıl depoları var ki çok önemli o dönemde. E, silah depoları var. İşte 5 tane su sarnıcı var. Çok güzel muhkem bir Roma garnizonu şeklinde gözüküyor. Çok sağlam bir kale yapısı var Aha. orada. E, ve bu kale yapısına baktığımız zaman e, biz burayı işte kazıyorlar kazıyorlar kazıyor onu buluyorlar bunu buluyorlar fakat bir gün bir saat geliyor bambaşka bir şeye denk geliyorlar kalenin altında e, kazlıkta aşağı indikçe bir kayanın içerisinde o oyulmuş bir mağara yapısı orada görüyorlar ve bu e, bir mitras tapınağını işaret ediyor çünkü bütün belirtileri içerisinde var. Tabii buranın bir mitras tapınağı olduğu ortaya çıkar çıkmaz da tüm dünyanın gözü sizin de açılışta söylediğiniz gibi buraya dikiliyor çünkü mitras tapınakları sağlam kalmış mitras tapınakları o kadar az ki e, biz bu doğu sınırında buna zerzavan kalesinin altında denk geliyoruz. İşte Suriye'de bir tane var, e, Londra'da var. Hatta Londra'dakinin bir Google'larsa e, izleyenler görebilirler. Belki biz de yayın esnasında koyarız onu. Böyle hani çıkartılmış o dönemin Londralılarının etrafına birikmişler. Böyle bakıyorlar bu nedir, nasıl bir yerdir diye bir merak içerisindeler. İşte bir de İtalya'da Ostia'da biz görüyoruz bu e, yapılanmayı. Buralarda biraz daha bize bilgi veren bir e, manastır yapısını görüyoruz. Mitra bir din. Mitra ve bir din. Bu dine ait tapınaklar bunlar. Değil mi? Evet ama az sayıda. Niye? Çünkü e, yok edilmiş çoğu. Ve bu zaten ezoterik yapılanmaya giriyor daha sonrasında. Biraz geleceğim. Önce biraz başa gideyim. Hani Mitra nedir, ne değildir biraz evet. ondan bahsedeyim. Aslında biz aslında ilk önce Mitra e, aslında kayaların doğurduğu bir tanrıdır Mitra. Kayalardan ve o kayalardan doğduktan sonra bir boğayı kurban eder o boğanın kanını da dünyaya serper ve biz bütün yaratılanlar oradan doğru çıkmışızdır. Efsanesi böyledir, mitolojisi böyledir, böyle anlatır. İşte böyle bir e, tanrıdır Mitra e, ve bu Mitra'nın e, işte ışığa, ışıkla sembolize edilir. Yani iyilerin tarafında olan bir tanrı olduğu bilinir. Karşısında kötülükler vardır. Bunlarla sürekli savaşır ve günün birinde bu savaşın sonunda güneş e, güneşe binip e, göğe çekileceğinden bahsediyor bahsedilir. Mitolojisi böyle anlatır bunu. E, ve böyle bir savaşın içerisinde olduğundan bahsedilir. Mitra, tanrı Mitra ile ilgili olarak. Bunu böyle biliyoruz biz. İşte bunu ilk defa gördüğümüz yerlerden bir tanesi. Aynı zamanda adaleti de temsil ediyor. İşte bu Hititlerle e, yapılan anlaşmalarda biz bunu Mitannilerle yapılan anlaşmalarda ilk kez ismini duyuyoruz. Daha sonra Asur'da ismini duyuyoruz yine. E, çeşitli anlaşmaların e, şeyi nasıl söyleyeyim? Oradaki tanın şeklinde bunları görüyoruz. Daha sonra Persler'de, Partlar'da, en sonunda Roma'da. Ama Roma'ya geldiğinde yapı değişiyor. Ne oluyor yıl milattan sonra 2. 3. yüzyıl oluyor. Artık Roma'da ezoterik bir yapılanma haline geliyor. Yani bizim o başlangıçta bildiğimiz her şey değişiyor. Kapalı bir kutu haline geliyor bu din. E Mitras dini ve bu din e, çok ciddi Roma'yı etkiliyor. İnanın en yukarıdan en aşağıya kadar herkes Mitras dinine geçmeye başlıyor. Ve böyle bir yayılımı var. Yani kölesinden e, senatörüne, işte garnizon komutanına kadar. E, belki bu garnizonun komutanı bile Mitras üyesidir. Onu bilemiyoruz tabi. E, böyle bir yapılanması var e, Mitras'ın. Şimdi böyle baktığımız zaman da hepimize ilginç geliyor. Çünkü biz Hristiyanlığın da yayıldığı bir dönem olduğunu biliyoruz. Ve Hıristiyanlığın Hristiyanlıkta da o kadar çok benzeştiği noktalar var ki aslına bakarsanız. Yani Mitras'ın doğum tarihi 25 Aralık, işte İsa'nın doğum tarihi, işte o şeylerde gördüğümüz son yemek hikayesi, yani son o yemek aslında Mitras'ta da var. Onu biraz sonra kurallara açıklarken de biraz anlatacağım size. E i̇şte oradaki o son yemekle ilgili de mesela e aslında ilk defa Mitras'ta görüyoruz, sonra biz Hristiyanlığın içerisinde görüyoruz. Vaftiz var mesela. Vaftiz var. oruç tutuyorlar, e, ibadet ediyorlar, halkın geneli bu ibadetlerden hepsini yapıyorlar. Yani böyle bir dinden bahsediyoruz Mitras dini dediğimizde. Tabi zaman Kalesi'ne de biraz gelmek lazım bu anlamda. E, zaman Kalesi'ne biz ne buluyoruz da Mitras'tan izler buluyoruz? Şimdi Mitras'ın tanımları ne? Bir Frigya e, tacından bahsedilir. Firk yatacı nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani bu şirinler var ya, şirinlerin başında hani şöyle bir yana böyle düşmüş gibi bir şey olurdu. Şirinler çizgi filmde. Hatırlar mısın? Böyle mavi mavi insanlar, Böyle e. minik minik yaratıklardı. <laughs> Şimdi o şirinlerin başlarında böyle bir kukulata gibi bir şey var düşmüş. Buna benzer bir başlığı var Mitra'nın. Ve Oradan böyle ışınlar çıkıyor. Hani ışığın tanrısı ya, güneşin ışınları gibi ışınları düşünün. Böyle bir yapısı var Mitra'nın. Ve daha sonrasında da hep bunları görüyoruz biz. Bu Yani bu simgeleri Mitra's tapınaklarının içerisinde görüyoruz. İşte onları resmeden fresklerde görüyoruz. Her yerde bu ışınları, bu okları görüyoruz. Yani Mitra'sla ilgili bütün bu işaretleri de görmüş oluyoruz. Şimdi tabii gelmek lazım şeye doğru. Yine Zerzavan'a doğru. Çünkü Zerzavan çok önemli. Niye? Çünkü dine girişin ilk ritüelinin yapıldığı yer ayan beyan çıkıyor bugün. Şimdi bu bir gizem dini ya. Hani onun için bu bilgilere erişmek çok zor ya. Zerzavan'dan önce bu bilgileri ulaşılamamış. Biz her zamanla beraber bu bilgilere ulaşıyoruz. Yani burada ne yapılıyordu? Şimdi diyeceksiniz nasıl yani dine nasıl girilir? Nasıl ne yapılıyordu filan diyeceksin değil mi? İnsan biz bir genelde nereden biliriz? Hani doğarken bir dine mensup olarak doğarız. Bu dinin içerisinde yaşarız böyle gideriz. Durum bu. Ama Mitras'ta öyle değil. Mitras'ta seçilmişler var. Mitra dinine girmek için bir seçilmiş olmak gerekiyor. Ama herkes için geçerli değil bu. Halk normal kayadan oyulmuş büyük mağaraların içerisinde ibadetlerini yapabiliyorlar. Onlar işte oruçlarını tutabiliyorlar, ibadetlerini yapabiliyorlar. Ama bunlar şu kişiler olabilir. Mesela imparatorlar bile bunun içerisine girebiliyorlar. Zengin insanlar, tüccarlar bunun içerisine girebiliyorlar. İşte komutanlar ve soylular seçilmişlerin içerisine giriyorlar. Yani siz e, o seçilmişlerin içerisine girmek için sizin talep etmeniz değil, o içeridekilerin sizi talep etmesi gerekiyor. Ve o içeridekiler dışarıya asla bilgi sızdırmıyorlar. Yani siz hepiniz misras dinine aitsiniz aslında ama içeridekilerin bildiğini dışarıdakiler asla bilmiyor. Normal vatandaş halk bilmiyor. O içeridekiler kendi içlerinde bilgiyi saklıyorlar. Sırlılar yani bir noktada. Sırlılar ve kendi iç içlerindeler. Şimdi e, Mitras Tapınağı bizdeki zer zaman, mesela böyle 20 kişilik falan 35 metrekarelik bir alanda yapılıyor bu iş ve 20 kişinin filan alabileceği. Hani ben buradan şunu çıkartıyorum, herhalde diyorum buradaki üyeler en fazla 20 kişi olabilirler diye düşünüyorum e, ve burada bir hiyerarşi de var. Seçilmiş olacaksınız, önemli kişi olacaksınız. Oradakiler sizin varlığınızı isteyecekler ve size verdikleri bilgiyi de başka hiç kimselere siz söyleyemeyeceksiniz. Sırlı olacaksınız. Benim Göbekli Tepe'de bir yorumum vardı. Bu şeyle ilgili. Urfa adamıyla ilgili. Mesela Urfa adamı çok güzel 12 bin yıl öncesine yapılmış. Bir bakıyorsunuz her şeyi var. Kaşı var, gözü var, işte burnu var ama ağzı yok. Hani bunun bir yorumu aslında acaba sır mı tutuyordu bunlar diye düşünmüştüm ben o zaman ve böyle yorumlamıştım. İhtiyeler. Sır tutuyor. Evet insanlar ve sır tutuyorlar. Şimdi aynı sırları burada da tutulduğunu görüyoruz. aradaki etkileşimleri de aslında biraz hissetmemiz için bunu söylüyorum ve yine aynı şey yani eril gücün yetkin olması bizim burada çok yoğun bir şekilde var yani kadın yok kadın bir mitrasın bu gizli bölümüne üye olabilen bir kadın yok burada da yine erkeklerin olduğu bir ortam ve burada bu gizli sırlar paylaşılıyor. Ne vaat ediyorlar bu gizli sırlara erişebilmek için ki ne kadar zor olduğunu biraz sonra anlatacağım. E ne vaat ediyorlar? Sonsuz bir yaşam. Ölümsüzlük vaat ediyorlar ve çok bilgi vaat ediyorlar. Ne bilgisi olabilir diye düşündüğümüzde tabi Zerzavan Kalesi'nin ve Zerzavan'daki Mitras Tapınağı'nın şöyle bir özelliği var yoğun yıldız gözlemleri, gezegen gözlemleri yapılabilecek bir yer. Astronomi çok gelişmiş burada. Bu tarz bilgilerin kendi içlerinde paylaşıldığı düşünülüyor burada. Yani yıldızlarla bir etkileşim var. Hatta biz hani biraz önce söyledik ya hani buraya hani sözde elitler geldikleri zaman burada bir takım şeyler yapıyorlar, ritüeller yapıyorlar. Aslında bu ritüelleri de işte o ayın, gezegenlerin, yıldızların bu gözlemleriyle belli birkaç günü var yılın o günlerde bunu yapmaya çalışıyorlar. O bağlantılar o sıralarda kuruluyor muhtemelen. Yani böyle bir bakış açısı var burada. Tabii bunu e, kazı yapanlar değil de hani yorumlarken bizler bunu söylüyoruz. Çünkü olan biten de bizi bu noktaya doğru götürüyor. Onu gördüğüm için ben de bu şekilde anlatıyorum bu bu tarafını. Şimdi e, baktığımda o kadar zor ki buraya girmek. Bir kere 7 hafta çile çekeceksiniz. Yani 7 hafta 12 çeşit çile çekmeniz gerekiyor. Ve bu enteresan bir çile. Nasıl biliyor musunuz? Yani sizin etiniz koparılıyor bu arada. 7 hafta içerisinde. Etiniz dağlanıyor ateşle. Size şişler batırılıyor. Aç bırakılıyorsunuz. Susuz bırakılıyorsunuz. Karanlıkta bırakılıyorsunuz. Korkutuluyorsunuz. Ve bu 7 haftayı böyle geçirmek zorundasınız. Deyin ki buradan dönüş var mı? Buradan dönüş de yok. Eğer siz bu gruba girmeye karar vermişseniz ve de seçilmişseniz bütün bu süreci tamamlamak durumundasınız. Ağır bir inisiyasyon. Çok ağır bir inisiyasyon ve hani siz ben bunlar işte etim koparıldı artık ben burada <laughs> durmayacağım gibi bir dünyanız yok. Yani belki sizi yaşatmayacaklar çünkü bir takım şeylere o arada <laughs> vakıf olmuş oluyorsunuz. Ve bunlar çok gizli sırlı. Sırlı bilgiler. Sırlı bilgiler. Yani bu bilgileri aldığınız zaman e, sizin artık bu işten çıkma şansınız yok. İsterseniz siz Roma imparatoru olun. Roma imparatorlarının da olduğu biliniyor. Onlardan Garnizon tabii Mitra dinine inananlar var geçmişten bu yana. En son Konstantin hariç onun da sebebini anlatacağım. Konstantin zamanında bitiyor bu mevzu. Onu da anlatacağım sebebi ne olabileceğini benim yorumumla anlatmak istiyorum orasında. Böyle bir dönem yaşanıyor. Yani bu bir yedi haftayı siz geçiriyorsunuz ve ondan sonra sizin ilk giriş ritüeliniz yapılıyor. İşte bu dine ilk giriş ritüelinin de yapıldığı yer ve bizim gördüğümüz, dünya üzerinde gördüğümüz yegane yer Zerzavan'daki bu Mitras Tapınağı. Şimdi burada Aşağı inildi kale kazıldı 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 daha aşağılara inildi. Şimdi bu inilen yerde bir alttaki mağaranın içleri var. Bir de o mağaranın üstünde bir alan var. Beş tane boğanın kurban edilebileceği kadar bir alan var yukarıda. Siz inisiye olacaksınız ve o beş tane boğa orada kurban edilecek. Ve alttaki ilk rütel odasına yani ana geniş bölüme oradan boğanın kanları süzülüyor akıyor. Ve aşağıda beş tane de çanak var bunların kanlarını toparlayabilmek için kanların toplandığı yere oyulmuş çanaklar var. Buralarda da kan toplanıyor. Şimdi deniliyor ki suyla da vaftiz olunuyordu. Ya şimdi adam boayı kesmiş kanı akıtmış. Niye suyla vaftiz olsun? Demek ki kanlı bir vaftiz töreni var burada. Yani kanla vaftiz oluyorlar. Ayrıca de bu kanı muhtemelen içiyorlar da bir anlamda. Yani bu vaftiz törenini bu şekilde yapıyorlar. Öyle gözüküyor çünkü. Hani öbür türlü yorum, yorumlamak biraz daha bana güç geliyor. Hani şimdi sen bu şey yapacaksın kanını akıtacaksın, kurban edeceksin. Kanını akıtacaksın. Ondan yok ben suyla vaftiz olacağım. Böyle bir dünya o dönemde hiç olduğunu zannetmiyorum. Bu şekilde yaptıklarını düşünüyorum. Hani bunlar benim yorumlarım. Ama hani aksi ispat edilinceye kadar göreceğiz bakalım nasıl olduğunu. Ama mantık böyle söylüyor. Çünkü bu kadar işlem yapmış oluyorlar. Şimdi baktığım zaman e, orada geniş bir kompleks var. Mağaranın içerisine oyulmuş kompleks yapılar var. Şimdi bunlar inisiye olurken o 7 haftalık e, program içerisinde acı çekerlerken çeşitli bölümlerinde bunların kalıyorlar. Karanlık olan bölümlerinde işte Korktukları bölümler, etlerinin dağlandığı bölümler. Bütün koridorlarda o ana ritüel odasına e, çıkıyor. Bütün bölümlerin orayla bağlantısı var. Ve o ana ritüel odasında işler nasıl yürüyor? Şimdi siz 7 haftayı bitirdiniz. 12 tane ızdırabı çektiniz. Her şey yolunda. İşte e, boğalar kesildi yukarıda. Kanları akıtıldı. Maftiz oldunuz. Ve aşağıya indiniz. O aşağıda mağaranın altında bir kline sizin için oyulmuş. Kayalardan doğacaksınız ya yeniden. Bir kline oyulmuş. Yani bir yatak diyeyim ben şöyle bir havuz yatağı gibi düşünün ama bir insanı sığacağı kadar düşünün. Bu klinenin içerisine siz yatıyorsunuz ve sizi izleyen, sizden önce oraya kabul edilmiş olan insanlar var. onlar neredeler? Onlar da ahşaptan bankların üzerinde oturuyorlar. O sizin arka tarafınızda. Oradan töreni izliyorlar. Onlar tabii ki sizden daha kıdemli. En son siz giriyorsunuz çünkü insiye oluyorsunuz. Onlar da kendi giriş sıralarına göre oturuyorlar. Yani eğer 7. derecede ise ona göre bir yerde oturuyor. İşte 5. derecede ise ona göre. E siz de zaten yeni insiye olduğunuza göre 1. derecedesiniz. Ne oluyor o 1. derece? Merkür oluyor. Hani vardır ya sıralaması gezegen Merkür, Venüs, Hı -hı. Mars, Jüpiter, Satürn, Hı -hı. Satürn diye gider. Merkür. Merkür işte o sizin birinci sıranız Merkür'ü e, işaret ediyor ve siz orada kayıya yatarak ilk e, yeniden doğuşunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Sonra sizi bir örtüyle sarıyorlar ve arkadaki bir noktaya koyuyorlar. İşte orada bir de altar var. Altar da sunaktır. Yani sunuların yapıldığı yerdir. o sunuya o sunağa da o kandan biraz koyuyorlar. Tabi burada enteresan bir şey daha var. Şimdi dışarıda sunuları yaptılar ya boğalar kesildi işte kurban edildi. Aşağıda da daha küçük bir şeyin kurban edildiğini biliyoruz. Bunu da nereden biliyoruz? Çünkü tavanda dört tane tutamak yeri var. Asılabileceği nokta var. Şimdi bununla ilgili ee, tabi bir iyimser göze baktığımız zaman küçük baş bir hayvan işte keçidir benzeridir bir şeylerin konulduğunu düşünebiliriz veya daha kötüsü de söylenebiliyor yani oradaki sunulan şeyin yani işte bir insan olabileceği hatta bir çocuk olabileceğinden de bahsedenler var tabi biz bilemeyiz bunu ama e, bu şekilde bir yani bu kanlı kan e, bir kan aynen olduğu ve bu kanlı ayinin de hani e, ciddi ciddi birilerinin canıyla olduğu da ortada yani hani ee, o kadar ciddiye alınan bir tören bu. Ve bu şekilde iyi ilerliyor. Ve biz bunlara baktığımız zaman e, başka da bir dinle bunları örtüştürebiliyor muyuz? O da ayrı bir ayrı bir şey yani. O hani o ızdırap çekilen noktalarda bir şeyle bir bağdaştırıyorum ben aslında. Benzetiyorum daha doğrusu. E, Minos Mikan'da, Min Minotaurus'un işte oradaki e, bulunma sırasında hani e, şeyin kralın kızı yardımcı olur ona e, ve bir ip verir ona e, Te teze galiba içeriye girer e, ve e, işte o Minotaurus'la savaşır işte onu bu, onu bulmak için çeşitli merhalelerden geçer çok dar yerlerden geçer günlerce karanlıkta kalır aç kalır susuz kalır benzer tabloyu aslında biz e, Minat'ten önce 3000'lerde 2000'lerde böyle bir görüyoruz e, daha önce tarihte fakat bu bunun gibi acı çekmeleri var. Fakat buradaki olay bambaşka. Bu gizli bir gruba, e, hiç dışarıya sır vermeyen bir gruba ait olma yarışı buradaki. Yani bunun için çalışıyorlar aslında burada. Bu bu grubun içerisine girebilmek için. Niye? Çünkü burada bir şey var. Ölümsüzlük maddeliyor diyor. Demiştim ya. Hani hem ölümsüzlük ediliyor hem de müthiş bir ekibin içerisine girmiş oluyorsunuz. Yani bir nevi Roma'nın derin devletinin içine girmiş oluyorsun çünkü Aa. çok önemli insanlar da sizinle beraber İnciye oluyor orada ve. E, aralarında öyle bir komünikasyon var ki e, yani sizin burada konuştuğunuzu bir başkası, diğer bir inisiyel grup öbür taraftan çok çabuk bir haberleşebiliyorlar. Bunu nasıl yaptıklarını ben bilmiyorum. Ama çok hızlı bir haberleşme ağının olduğu söyleniyor. Burası enteresan, ezoterik bir yer. Onun için hani Zerzaman e, Kalesi dediğimiz zaman sadece Zerzaman Kalesi'ni değil altındaki Mitras Tapınağı'nı çok ön plana almak lazım. Ben aslında bu konuyu ilk araştırdığım zaman şunu düşünmüştüm. Hiç bir yazılı kaynak yok ya. Yani dedim buraya gelenler burayı görmüyorlar mı acaba? Yani yüzyıllardan beridir, 2000 senedir orada var. Hani görülmemiş gibi hiç, hiç fark edilmemiş gibi hiçbir kayıt yok burayla ilgili. Birer saklamış ki hem nasıl saklamış. Mesela Prokopois vardır. Ben hani e, Prokopois'i bu Nika isyanı ve Justinianus döneminden, Teodora döneminden anlatmak istiyorum. Aslında çok özel bir evet. e, savaş anlatıcısıdır evet. o. Prokopois'in mesela e, yazım yazılısı var burayla ilgili. İşte oradaki darayı anlatıyor. Yakındaki bütün yerleşmeleri anlatıyor. Ama sanki Zerzevan diye bir yer hiç yokmuşçasına hiçbir şekilde buradan bahsetmiyor. Yok böyle bir şey ki bu Procopius o kadar çok hani savaşları yazan Justinianus dönemindeki yapılan bütün savaşları yazan hatta Justinianus'a bir takım övgüler dizen fakat Justinianus tarafından da dışlanan bir tarihçi. Niye dışlanıyor? Çünkü bir kitabında ilk şeye Justinianus'a ilk sunduğu tarih kitabında şöyle bir hata yapıyor. Kendi komutanını daha ön plana çıkartıyor bu olacak iş midir? Yani bir imparator dururken komutan nasıl yani? Ve Justinianus hep dışlıyor onu. Tabii Procopius de buna çok içerlediği için şöyle bir şey yapıyor. Gizli bir kitap yazıyor. Kendi ölümünden 50-60 sene sonra ortaya çıkıyor bu kitap. Ve intikamını böyle anlıyor. Bütün Justinianus ve karısı Theodora'nın bütün yaptığı hatalar, rezillikler. yani rezillikler, A, öldürdükleri adamla her şeyi her şeyi her şeyi, her şeyi yazmış. Biz her şeyi oradan biliyoruz. Yani hani böyle enteresan bir yazım ama şunu da yapıyor. Yani kendi döneminde hiç cesaret edemiyor bunu yazmaya ama kendinden sonraya bırakıyor şu tarihte açıklansın diye böyle bir şey. Prokopius böyle bir adam ve buralara geliyor ama bizim Serzevan kalesini ve altındaki Mitras tapınağından. Hiç bahsetmiyor. Her yeri anlatıyor. Orası yok. Peki Evliya Çelebi'ye ne diyeceksiniz? Evliya Çelebi de geliyor buraya. Biliyorsunuz o her yere indik indik her yere giren çıkan her kaleye bakan onları teker teker yazan bir adam. Oradan geçitten geçiyor. Burası da diyor çok kasvetli bir geçit varmış burada diyor. onları anlatıyor. Ama o Zerzavan Kalesi'ni ve Mitras Tapınağı sanki hiç görmüyor. Oraya hiç çıkmıyor. Adı bile yok. Ben işte onun için diyorum ki acaba hani burası zaman zaman görünmez bir yer miydi acaba? İnsanlar göremediler mi burayı? Allah Allah. Böyle bir enteresan bir yapısı var Zerzavan Kalesi'nin ve Mitras Tapınağı'nın. Hiçbir şekilde adı sanı yok. Sırlı. 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 Roma döneminde de işte bu Sasaniler birkaç kere yıkıyorlar burayı. Romalılar yine yaptırıyorlar. Yine sistem devam ediyor. Kocaman bir garnizon var. Ama sanki hayalet garnizon, hayalet mitras tapınağı. Hiç kimse buradan bahsetmiyor. Enteretan bir şekilde. Ama e, hani biz mitras tapınaklarını bildiğimiz için burası da yeni bulunduğu için bize şu anda çok ilginç geliyor. Evet. Yani buradaki bu yapılanma çok ilginç geliyor. Hiçbir yazılı kaynağın olmaması da ayrıyeten ilginç. E, zaten burada çalışmalar yapılırken de enerjisi de değişik buranın Hakan Bey enerjisi de değişik. Yani dronlar düşüyor, bir şeyler oluyor. Bir sürü hikaye anlatılıyor orayla ilgili. Yani orada da bir şeyler dönüyor aslına bakarsanız. Şimdi burası tabii doğudaki son tapınak. Romanın doğudaki son tapınağı. E bir de Londra'da var. O demin anlatmıştım. İnsanlar bulunduğunda böyle gelmişler. Bir de Ostia tapınağı var. Şimdi bu İtalya'da Burada da şeyi görüyoruz biz aslında bu sıralanmaları görüyoruz. Yani o 7 dereceyi nasıl yaptıklarıyla ilgili bilgi sahibi oluyoruz. Yani bu ezoterik yapılanmada bu 7 derece nasıl oluşuyor? Yani birinci derecede ne oluyor? İşte ondan sonraki derecelerde ne oluyor? Çünkü orada duvara renkli taşlarla işlemişler. Oradan bu bilgiyi alıyoruz. Orası renkli mermerler e, tapınağı olarak da biliniyor. Çünkü orada bir de e, çiçeklerin, bitkilerin yatağı gibi olan bir alan var. Orada özel bitkilerin sanıyorum tütsü gibi bir yakılması söz konusu. Çünkü zihinlerin değiştiğinden bahsediliyor orayla ilgili. Hani zihinler değişiyor ve orada başka bir boyuta insanlar zihnen geçiyorlar gibi bir şeyden bahsediliyor orayla ilgili. Hani karantebide de en son bundan bahsettiler ya. Hani karantebide hoca neydi ne anlattı? İşte dedi ki bir merdivenle aşağıya iniyorsunuz oradaki o hani o bir baş ve 12 tane işte sütun mudur falus mudur ne olduğu belirsiz o o yapının içerisinde kalıyorsunuz bir müddet ama giren kişi çıkan kişiyle aynı değil diye anlatıyor hoca. Yani anlıyorsunuz ki orada ya bir insiye olma durumu var ya başka boyutlara bir kapı var ne olduğunu bilmiyoruz ama girenle çıkan aynı kişi değil diye bizzat hocanın söylediği bir şey. Siz artık nasıl yorumlarsanız bunu. İşte bu Ostia Tapınağı'nda da böyle bir şey söz konusu. Yani orada da zihinler değişiyor ve sizin başka bir boyutlarda olmanız söz konusu. Mitras Tapınakları'nın böyle bir özellikleri var. Çünkü kendi içine kapalı olduğu için, bunlar sırlı bilgileri aldıkları için çok enteresan şeyler var burayla ilgili. Ben daha çok şey çıkacağını, daha bu konuyu bizim defalarca konuşacağımızı da düşünüyorum. Çünkü buradaki e, bu tapınağın varlığı bütün dünyanın dikkatini buraya çekti. 2020'de Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındı anında. Şimdi çok yakında da eminim kalıcı miras listesine girecektir. Ve herkesin gözü burada. Küresel elitler, sözde elitler güya buraya geliyorlar. Burada ayin yapıyorlar. Tabii bunları da duyduk. Evet. Burada çünkü evet evet bunları duyduk. Çünkü geliyorlar hatta şöyle helikopter pisti istemişler en son. Biz buraya daha rahat ulaşalım diye. Hocası da şöyle anlatıyor. Yani diyor helikopter pisti olabilir ama diyor hani biraz diyor şeyde olmalı. Yani arkeolojik alanın dışında olmalı elbette ki. Ama şöyle bir sevindiğim nokta var. Dicle Üniversitesi çalışıyor. Hani biz e, Göbekli Tepe'de yaşadığımız çalınma hikayesi vardı ya. Bir Hakasya Türkü'ne benzer bir heykel Türkiye başı vardı. Çalışıyorlar, Avrupa'dan biliyorlar, alıyorlar, götürüyorlar. Evet, ne yapıyorlarsa artık ben çalındı diyorum resmen. E, çünkü çalındı. Çünkü çalınmasa biz onu bir yerlerde bulacağız, göreceğiz. Bir müzede de değil, hiçbir yerde değil. Yani bir bilgi saklandı orada. Kendi ülkeni kendin kazacaksın kardeşim. Aynen şu an o yapılıyor. Yani ben Karahan Tepe'de, Göbekli Tepe'de ve de Zerzavan'da bizimkilerin kazmasından, bizim üniversitelerimizin kazmasından çok memnunum. En azından bilgiler bizden doğru gidecek o taraflara doğru. Bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, mitras e, tapınaklarıyla da ilgili özellikle. Yani bu ezoterik yapılanma içeride bu şekilde ve aralarında dedim çok ciddi komünikasyonlar var ve Roma'yı alttan alta idare ediyorlar aslında. Ezoterik bir yapılanma çünkü. Yani ana hani o vatandaşın bunlardan haberi yok. Onlar mağaralarında ibadetlerini yapıyorlar filan. Ama o hani tepedeki 10 kişi, 20 kişi öyle gruplar aslında hani bir noktada e, hani yeraltı istihbarat grubu gibi yani hani bir şekilde e, yönetimi etkileyen bir grup halindeler. Peki bu 7 tane ya 7 tane şeyden bahsediliyor ya basamaktan. Bunlar da nasıl oluyor? Mesela birinci basamakta yeniden doğuş dedik yani ya, o taştan klinenin içerisine yatıyorlar ve yeniden doğuş oluşuyor diye. İkinci de e, ikinci ve bu aralarındaki birden ikiye nasıl geçiliyor bu bilinmiyor şu anda bizim tarafımızdan Ama ikinci de Mitra'nın gelini diyorlar. Yani bu adamlar Ellerine bir fener alıyorlar, başlarına bir duvak takıyorlar, mitraya, mitranın şeyine, heykeline bir su, bir kabın içerisinde bir su sunuyorlar. Kap kalbi sembolize ediyor, e, su da Mitre'ye duydukları aşkı sembolize ediyor. Şimdi ikinci derecede böyle gelmiş olduk. Bir de üçüncü derece var. Üçüncü derece de artık eskilerden bağları kopartmanın, artık yenilere doğru açılmanın sırası geliyor. Bir düğüm çözüyorlar burada. Böyle bir yapılanma var ikinci, üçüncü derecede. Sonra dördüncü dereceye geliyorlar. Artık e, tamamen Mitrasa dönmüş durumdalar. Artık yerlerini bulmuş durumdalar ve dördüncü derecede e, bilgiliye doğru adım atma yolundalar ve e, yemek hazırlıyorlar. Şimdi dördüncü dereceye gelen kendi aşağıdaki grupların hazırladığı yemeği şölen yerine kendi elleriyle sunuyor. Aslında biz bunları hep o şeylerde bazı hani erkek derneklerindeki ritüeller olarak bildiğimiz ritüellerin aynılarını biz burada da görmeye başlıyoruz. Bu Zerzavan e, Mitras Tapınağı'nın içerisinde de görmeye başlıyoruz sunuyorlar ve böyle bir yapılanma var burada da. Sonra sıra geliyor beşinciye. Artık beşincisi bizim tasavvuftaki marifet kapısı. Artık bilgeleşiyorlar. Beşincide bu haldeler. Altıncıda mitrasın yanında oturma şerefine erişiyorlar. Kırmızıları giyiyorlar ve mitrasın yanında oturabiliyorlar. En son aşamada yedinci derece artık mitrasın Dünyadaki temsilcileri bunlar. En önemli noktadalar. Petra, Pater, Pater. Pater denilen mevkideler. Ve çok önemli noktadalar. Aralarında böyle bir hiyerarşi var. Şimdi siz Roma İmparatorusunuz mesela. Ama şeye yeni girdiniz. Birinci derecedesiniz henüz. Ama sizden önce giren bir komutanınız var. O üçüncü derecede içeride sizin dış dünyadaki titrileriniz işlemiyor Hakan Bey. Dışarıda siz ne olursanız olun, isterseniz en güçlü, en zengin, en kuvvetli, en böyle titir sahibi insan olun. İçeride dereceler işliyor. Siz Mitras'a ne kadar yaklaştınız, Mitras dinine ne kadar vakıf oldunuz, Mitra'ya ne kadar yaklaştınız. İşte o ışık tanrısı deniliyor ya, hani kayalardan doğan, ona ne kadar yakınsınız, Asl olan budur. Yani sizin oradaki dereceleriniz bu şekilde kendini gösteriyor. Bu tapına 2017 yılında bulundu. O güne kadar bu tapınağın ne adı biliniyordu, ne varlığı biliniyordu. Hiç kimsenin bu tapınaktan haberi yoktu. 2000, insan oldu da el, el Hiç kimse bilmiyor böyle bir tapınağın varlığını. 2017 senesinde bulunuyor bu tapınak ve 2020'lere gelirken tapınakta öyle bir şey bulunuyor ki bütün dünya yerinden oynuyor. O kadar dikkat çekici. bir rozet burada bulunuyor. Çünkü bu rozet aslında daha Amerika kurulmadan Amerika'nın kurulacağını bize muştulayan bir rozet şeklinde buraya gömülmüş. Hiçbir şekilde dışarıdan gelmiş bir akıntıyla karışmış falan değil. Özellikle yerleştirilmiş. Artık bu kim bunu buraya yerleştirdi? Bu bir hani geleceği okumak veya geleceği yönlendirmek isteyen majiyle, büyüyle uğraşan birileri miydi bunlar? Çünkü akabinde de, 1776 gibi yıllarda da Amerika kuruluyor. Kurulmadan hemen önce bu rozetin burada olması tarihi de belli. Hüseyin ben arkeometrisim. Ee, yani ben arkeometris olduğum için burada hemen söyleyeceğim. Buradaki yapılan çalışmayı da biliyorum. Yani o rozetin tam tarihi belli üzerinde işlemler yapıldı ve tarih konuldu ortaya bakır ve çinko Amerika kurulmadan önce kurulmadan kuruluşunu önce müjdeler. müjdelesi Evet böyle bir simgeleri var. Amerika'nın simgeleri var. Kartal var ağzında parşömenli bu ışınlar var. O bildiğimiz bütün o yapının hepsini biz Amerika'yı temsil ettiği her şeyi bu rozetin üzerinde görüyoruz ve daha Amerika ortada yok. Yani bu nasıl bir e, bağlantıdır? Kim bunu buraya koymuştur? Burada bir hani bir geleceği yönlendirmek için bir çalışma mı yapılmıştır? Bir hani maji büyü diyoruz ya bu e, şeylerle çok ilgililer, astronomiyle çok ilgililer, yıldızlarla, gezegenlerle burada bir şey mi yapılmış? Ki bu dediğim olay 300 sene önce yapılıyor, buraya konuluyor. 300 sene önce bizim ve dünyanın böyle bir yerin varlığından haberi yok ama gizli ellerin, bir grup insanın demek ki burayla iyisi var ve biliyorlar burayı. Ve bizim hani gezgin diye adlandırdığımız aslında ben gezgin diyorum da hani biliyorsunuz onlar gezerler ama gezerken de ajandırlar aslında Gertrud Bell gibi ve ondan öncekiler gibi. Ee, Anadolu gezginleri vardır ya 17. yüzyılda bir bakın Google'layın ansiklopede bakın. Belki getirdi koydu onu. O arası. da olabilir. Yani belki de bir zaman yani şunu diyorum yani Hızır Aleyhisselam'ı biliyoruz ya diyorum ki bir zaman yolcusu belki de getirdi koydu onu oraya ve şöyle rozet kesinlikle Türkiye yapımı değil. Yani buralarda yapılmamış. Amerika'da yapılmış bir rozet. Oradan yapıp Buraya getirilip yerine yerleştirilmiş. Artık bunun bağlantılarını çözmek e, belki bir zaman içi, belki hiç çözülmeyecek bilmiyorum. Ama bunun enteresanlığı hiçbir şekilde değişmez. E, şimdi tabii baktığınız zaman kafada deli sorular beliriyor. E, Diyarbakır'daki, Zerzavan Kalesi'ndeki, Mitras tapınağıyla e, Amerika'nın kuruluşunun ne alakası var? Yani bu bağlantı çok ilginç. Bence araştırılmalı, bakılmalı. Ama bu bağlantıyı bilen insanlar da var. Kurulduğu andan itibaren buradan çıkmayan helikopterlerle, özel uçaklarla gelen bir grup insan var. Söz Üçüncü iyilikler. jenerasyon üçüncü jenerasyonlarının geldiğinden bahsediliyor. Zaten hani her yerde de bunları görüyoruz aslında. Gelişleri de belli. Burada ayinlere geliniyor. Yılda bir ya da iki defa ayin yapılabiliyor burada. İşte o astronomi bilgileriyle bağlantılı olarak. Bunu yapıldığı için her günde gelmelerine gerek yok. O yılın belli zamanlarında onlar biliyorlar. Her şeyi hesaplıyorlar ve ona göre geliyorlar. Ve o ayinler geceleri yapılıyor. Zaten 200'le 300'lü yıllarda da milattan sonra yine geceleri yapılıyor. Gündüz ayin yok gündüz herhangi bir çalışma yok. Bu ailelere kimler katılıyor diye çok merak ediyorum ben. Hani sadece onlar mıydı yoksa birileri daha bir yerlerden zaman yolcuları, işte ne bileyim paralel evrenler bu tarz söylemler var biliyor musunuz? Yani burayla ilgili. Biraz bu için. tarz Evet yani hani paralel evrenler. Şimdi paralel evrenleri rahat söyleyebiliyorum. Çünkü bilimsel olarak da açıklandığı için çok rahat konuşabiliyorum. Belki paralel evren bağlantısı var. Belki başka dünyalardan birileri geliyor. O dünyalara da uzak değiliz biliyorsunuz. Ben burada bir programda açıklamıştım. Yani bizim galaksimizde yani bilimsel verilere göre iki tane dünya olabilir. Sonsuz sayıdaki galakside ee, sonsuz sayıda yine dünyalar var bizim gibi yaşam olan oralardan buralara niye gelişler olmasın? Niye bu insanlar e, Zerzaman Kalesi gibi ıssız e, böyle hani tekinsiz hiç kimsenin olmadığı yaşamın e, çok az kurulduğu noktalardan gökyüzünü niye gözlemliyorlar? Niye sürekli gökyüzünde gözleri ve biz daha sonrasında ve öncesinde de bunu görüyoruz. Hep gökyüzünü gözlüyoruz. Ya. Hakan Bey, ben Toroslarda büyüdüm. Zorkun yaylası bizim yaylamızdı. Ben kendimi biliyorum. O ışıklar söndüğünde, o yaylalarda gökyüzüne bakarsınız, saman yolu karşınızdadır. Uzunca bir bakın, içinde kaybolur gidersiniz. Yani onlarla bütünleşirsiniz, bunu hissedersiniz içinizde. Şimdi bu insanlar bence daha fazlasını hissediyorlardı. Daha fazlasını görüyorlardı. Çünkü o inisiyasyonlarla beraber ulaştıkları mertebelerde bunları görmek çok daha kolaydı. Ben öyle düşünüyorum onlarla ilgili. Çok ciddi olaylara vakıftılar. Bizim halen bildiğimizi de zannetmiyorum onları. Böyle bir bir mitras tapınağı hikayesi var. Vallahi, Sonunu bağlayacak. Canım ne oldu? Gerçekten <laughs> tedirgin oldu? Ama öyle bir dünya var gerçekten. Şimdi ben bunu bir de sona bağlamak istiyorum. Hani diyeceksiniz ki mitras dinine ne oldu? Mitras dini Konstantin başa geçtiği anda. Hristiyanlığı kabul etti ve konuyu bitirdi, Mitras dinini bitirdi, yok etti. Şimdi niye? Bunun yorumunu kendim yapıyorum, ben yapıyorum yani. Şöyle bakıyorum olaya, şimdi Konstantin egemen bir imparator. Şimdi ben biraz önce ne anlattım? Bunlar derin devlet dedim. Bunların içinde her türlü insan var. Her türlü derken üst düzey her türlü insan var. Ve aralarında çok ciddi bağlantılar var. Yani devlet içerisinde bir devlet. İster mi Konstantin devlet içerisinde bir devlet dini devam etsin. halkı inanıyor olsa bile bıçak gibi kesiyor ve diyor ki Hristiyanlığı kabul ettim diyor. Çünkü Hristiyanlık daha böyle fakirlerin, daha böyle hani Allah inancının yoğun olduğu, daha hani insanların azla yetindiği, aza kanaat getirdiği bir dini inanış olarak kendini gösterdiği için Konstantin için daha uygun olan din bu. Kendini de Hristiyan olup olmadığı da bilinmiyor bile son yani dakikada. Belki mitra dinine inanıyor. Belki de inanıyor. Çoğu Romalı yani inanıyor. Tıkılı. Tabii tabii. Hatta hiç o da biliniyor yani. Deniliyor ki yani ölürken vaftiz olmuştur denilen var. Hatta hiç vaftiz olmamıştır Konstantin'in. Hiç alakası yoktur. Mitra dinine inandığına ben kesin inanıyorum onun. Yani hani Hristiyan olmamış ama Hristiyanlığı yönetimsel açıdan egemen güç kalabilmek adına tercih ediyor. Yani böyle bir şey ve Mitra dini orada bitiriliyor ve Tamamen yıkılıyor. Bir enteresan noktasını daha söyleyeyim. Bu Mitras Tapınağı'nın. Biliyor musun? Aynı Göbekli Tepe gibi kapatılıyor. Dorfelya'nın sunduğu ezber bozan sona erdi.